Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Sizlerden gelen sorulardan birkaç tanesini yine toparladık. İnşallah görmüş olduğunuz rüyalar sizin için hayır olur kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Hureyre ve Ebu Bekir Sıddık sorduğunda sizden sonra uyarıcı bir şeyler gelecek mi? Uyarıcılar gelecek mi? Uyarıcı kimseler gelecek mi diye sorulduğunda Peygamberimiz ben son peygamberim. Benden sonra herhangi bir uyarıcı gelmeyecek. Ama size Yüce Allah'ın katında uyarıcı rüyalar Salih rüyalar, şeytani rüyalar gelecek demiştir. İşte Cenab-ı Allah sizleri burada uyaracaktır, kimi zaman müjde verecektir. Kısacası bunun adına mübeşşirat rüya demiştir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili kardeşlerim, sizlerden gelen sorulardan bir tanesi elma görmek. Ben çok gördüm. Elmayı çok soran kardeşlerimiz var. İnşallah bu videomuzu beğenirsiniz. Kırmızı elma görmek. Kırmızı elmayı eğer uzakta görüyorsak, kırmızı olduğundan dolayı yapmak istediğimiz bir iş, bir güç ne varsa fikrimizde bununla alakalı ümidimizi kesmeden yolumuza devam etmemiz gerektiğini gösterir. Kırmızı çünkü genelde başarıyı bize işaret eder. Kırmızı her zaman için Allah nasip ederse işle alakalı, okulumuzla alakalı, yaşantımızla alakalı başarıyı temsil eder kardeşlerim. Bunu lütfen bir tarafa not alalım. Kırmızı elmanın uzakta olmasında neymiş? Sabırla beklersek, önümüze bakarsak başarı bizi bekliyor. Pazarda kırmızı elma görmek. Birçok kırmızı elmalar görmek. Eğer okuyor isek Allah'ın izniyle başarıya. Eğer kafamızın içi karışık ise, Allah nasip ederse bu kafa karışıklığından kurtulacağımıza. Düğün, söz, nişan vesaire sünnet gibi. Bir takım ortamlara girdiğimizde bu ortamlarda da Allah nasip ederse yine bazı konularda alacağımız müjde verici haberlerin işaretini verir. Eğer hasta isek, hastalığımızla alakalı Allah izin verirse yine sıkıntılı bir süreci atlatacağımızı gösterir. Rüyada elma yemek, kırmızı bir elma yediğimizi görürsek, hasta isek şifaya kavuşmamıza delalettir. Eğer evliyiz ama bebeğimiz yok ve bebekle alakalı da umutsuzuz ve ümitsiziz burada Allah izin verirse hayırlı bir bebek sahibi ileride olabileceğimizi gösterir. Eğer kırmızı elma yediğimizi görürsek okul hayatımızda, okuyan birisek tabii ki okul hayatımızda mücadelemize devam edersek Allah'ın izniyle hedefimize ulaşacağımızı yine işaret eder. Bir birikim karşılığında bir eşya, bir mal almayı düşünüyor isek kırmızı elmayı yediğimizi görürsek Allah'ın izniyle yine hedeflemiş olduğumuz Neyse ise kafamızda ona ulaşacağımızı yine işaret eder. Kısacası İmam'ın ablası Kırmızı Elma ile alakalı hastanın şifaya, dertlinin devaya kavuşacağını beyan etmiştir kardeşlerim. Yine sizlerden gelen sorulardan bir tanesi de şu. Birine elma ikram ettiğinizi görürseniz, kırmızı elma birine ikram ediyorsanız, bir insanın sizden fayda beklediğine, menfaat beklediğine, yardım beklediğine ve sizin de bu yardımı vereceğinizi gösterir mesela sözle dahi, manevi konuda dahi olsa sizden destek göreceğini gösterir. Yine kardeşlerim, birilerinin size elma ikram ettiğini görürseniz, kırmızı elma ikram edildiğini görürseniz, bu da Allah nasip ederse sizin başarıdan başarıya koşacağınıza, arkanızda duaların var olduğuna, yapacağınız işlerde Allah nasip ederse başarıya ulaşacağınızı gösterir. Özellikle birine kavuşamıyorsak ya da evlenemiyorsak, hep önümüzde bir engel çıkıyor Allah'ın izniyle bu engellerin kalkacağını yine gösterir kardeşlerim. Kırmızı elmayı böldüğümüzü görürsek. Eğer kırmızı elmayı Örnek veriyorum arkadaşlar. 3'e bölürsek 3 hafta 3 ay. 4'e bölürsek 4 hafta 4 ay gibi zaman zarfı içerisinde müjde verici bir haber almaya, iş arıyorsak iş bulmaya, eğer çalışıyor isek başarıya delenettir. Eğer beklediğimiz bir haber var ise bu habere de Allah izin verirse vermiş oğlumuz zaman zarfı içerisinde elinize geçebileceğini gösterir. Yine size ders mahiyetinde söylüyorum. Diyelim ki elmayı 3'e böldük. Diyelim elmayı 4'e böldük. Bu da bizim 3 hafta 3 ay, 4 hafta 4 ay içinde eğer 3'e böldüysek 3 kişiyle karşı karşıya geleceğimize, eğer 4'e böldüysek 4 kişiyle karşı karşıya gelip bir yerde oturup Allah nasip ederse kurmuş olduğumuz plan, proje ne ise veya iş görüşmesi veya devlet dairesindeyiz, tayinle alakalı veya okumuşsunuz bir yere gelmişsiniz ama atanmayı bekliyorsunuz. Bununla alakalı çok güzel gelişmeler elde edeceğinizi yine gösterir. Diyelim ki yeni evlisiniz elmayı 3'e böldünüz. Burada Allah nasip ederse, Allah'ın izniyle tabii ki. Burada evladınız hani Üçe bölünüz, biri siz, biri eşiniz, bir de olacak çocuğunuzun işaretini verir. Ben rüyayı açtıkça eğer çok açarsam daha çok yere gider bu. O yüzden yüzeysel ve net konuşuyorum ki kardeşlerim, sizler de benden bir şeyler alın diye. Yakında zaten ders vermeye de başlayacağız inşallah. Evet tabakta elma görürsek, beyaz bir tabakta elma görürsek, bekar bir erkek isek, gördüysek bunu bir kişinin bizim gönlümüze gireceğini, hayırlı yeni sayfalar açacağımıza, sıkıntılı bir süreci atlatacağımıza işaret. Eğer hanım bir kızımız bir kırmızı elmanın bir tabakta olduğunu görürse kendisine bir talibin geleceğini işaret eder. Eğer sevdiğinden emin değilseniz karşınızdaki kişinin onu sizi sevdiğini gösterir. Kıymetli dostlarım, hasta isek tabağın içerisinde eğer bir kırmızı elma görürsek yavaş yavaş şifaya, yavaş yavaş devaya kavuşacağımız yine işaret eder. Yine sizlerden gelen sorulardan bir tanesi şu. Elma suyu içmek, kırmızı elma suyu içmek Allahu Teala'nın izniyle kişinin ömrünün uzamasına, Allah izin verirse yapmış olduğunuz birikimleri, yaptığınız işlerin, güçlerin karşılığında veya çalışmışsınız, emekli oldunuz, emekliğinizi hayırla yiyeceğinize ve bolluk, bereket, birçok güzelliğe kavuşacağınızı yine işaret eder. Evli olan bir hanım kardeşimizin evlada kavuşacağına, Bekar olan bir kardeşimizin kısmetinin açılacağını yine işaret eder. Elma yıkamak. Rüyada kırmızı bir elma yıkıyor iseniz lütfen mücadeleye devam edin. Ümitsiz olmayın. Önünüze bakın. Geriye bakmayın. Duaya devam. Ümitsizliğe kapılmadan yolunuza devam ettiğiniz takdirde başarısını olacaktır inşallah. Ve yağmurlu bir havada veya bulutlu bir havada müjde verici bir habere ulaşmanızı yine delalet eder. Elma ısırmak. Rüyada elma ısırmak. Elmayı elinize aldınız ve ısırdınız. Tek dilim ısırırsanız bir ay, veya bir hafta veya bir yıl içerisinde malınızın artabileceğini gösterir. Veya hedefinize yavaş yavaş ulaşacağınızı gösterir. İki dilim ısırdığımızda Allah nasip ederse iki insandan güç ve destek almaya, maddi ve manevi kazanca erişmeye. Eğer hülasa sıkıntılı bir durum varsa bu sıkıntılı durumdan kurtulmaya işaret eder. Eğer elmayı üç kez ısırdığımızı görürsek, üç gün, üç hafta, üç ay içinde bu zaman zarfında beklemiş olduğumuz bir haber varsa bize hayırla geleceğini, eğer beklemiyorsak bir müjde verici habere ansızın kavuşabileceğimize işaret eder. Hatta elma ağaçları çiçek açtığı bir dönemde Allah'ın izniyle müjdeleyici bir takım durumlarla karşı karşıya gelip bekar olan genç kızlarımızın taliplerinin çok olup kısmetinin açılıp veya düğün kararı veremiyorlar günü için o zaman elmaların çiçek açtığı bir dönemde veya elmaların ağacın üzerinde Olgunlaştığı bir dönemde başarıya ulaşmasını veya düğünle alakalı yapmış olduğu projeyi gerçekleştireceğini işaret eder peymedi dostlarım ileride yeşil elmayı da işleyeceğiz. Sevgiyle kalın huzurla kalın Allah'a emanet olun